Evet, yerinizi alalım. Şimdi bugün sizlerle bir hafıza kartı nasıl seçilir? Hafıza kartının üstündeki değerler nedir? Ve de elimde bazı hafıza kartları var farklı kapasite ve farklı hızlarda. Bunların bir testini yapacağız. Önce bir testini görün. Bir de sonra ek bir bilgi sıkıştırdım. Yani bir genel kültür olarak düşünebilirsiniz. Bir hafıza kartına ya da bir SSD'ye veriler nasıl yazılır? Bir de bunun bir mantığını böyle hem örneklerle hem de biraz teknik bilgiler vererek size bir anlatacağım. Kafanızda genel olarak bu hafıza kartı dünyası biraz otursun diye. Dilerseniz şimdi bir yakın çekim yapalım, bir test yapalım. Sonra da detaylara geçelim. Evet, şimdi elimizde 4 tane hafıza kartı var. Bunların 2 tanesini zaten ben daha önce kullanıyordum. Eski hafıza kartlarım, soldan 2 tanesi. Sağdan 2 tanesini de ben yeni aldım. Bunların kutularını görüyorsunuz zaten. Şimdi sol baştan başlayıp hepsini teker teker telefona takıp şurada bir tane SD kart test diye bir uygulama var. Bunun üstünden şöyle bir açayım. Bunun üstünden bir hız testi yapacağız. Hız testi niye bilgisayardan yapmıyorum? Çünkü arada bir dönüştürücü kullandığınızda ya da eğer ki SD kart okuyucunuzun portu yavaşsa farklı değerler çıkabilir. O yüzden en sağlıklısı bana kalırsa amiral gemisi bir telefonunuz varsa bu telefona takıp testi orada yapmanız. Şimdi sıradan bir başlayalım. Evet, şimdi hafıza kartımızı taktık. Buradan uygulamayı bir açalım. İzinlerimizi verelim. Şimdi burada hafıza kartımızı gördüm. 8 GB diyor. Ben taktım bütün hafıza kartlarını. Yani hepsini sıradan biçimlendireceğim ve biçimlendirmeyi de telefon üstünden yapacağım. O yüzden Android'in dosya sistemine göre biçimlendirecek. Hani daha uyumlu olsun diye. Ama en azından hepsi eşit olacağı için bir haksızlık olmayacak. Şimdi buradan hafıza kartımızı seçelim. Gördüğünüz gibi 8 GB diyor. Önce bir yazma yapacak. Yazma testini göreceksiniz burada. Yazma hızını. Sonra da o yazılan dosyayı okuyacağız. Sonra da okuma hızına bakacağız. Dilerseniz başlayalım. Fark ettiyseniz önce ibre böyle 150'lerde falan değdi, sonra tekrar düştü. Bunları açıklayacağım neden böyle olduğunu. Şimdi önce bunun bir bitmesini bekleyelim. Evet, şimdi yaklaşık 2 GB'a kadar bir dosya yazdık. Bu kadar bence yeterli. Şimdi bir de okuma testine geçelim. Şuradan ben bunu bir durduruyorum. Okumaya geçtim. Şimdi bunu başlatıyorum. Bakın, okuma hızı bir miktar daha fazla. Yani 14-15 megabayt saniye bir yazma hızımız vardı. İki katı da bir okuma hızımız var bu kart için. Bunu çok sürdürmeyeceğim çünkü zaten seri okumayla seri yazmalarda hız genelde bir yere sabitleniyor. Ama ben kartı aldığımda üstünde işte 100'ler, 200'ler, 300'ler havada uçuşuyordu. 500 bin euro, 500 bin dolar, 87 milyar euro bilmem bu rakamlar nereden çıkıyor ya? Bu rakamları nasıl telaffuz ediliyor? Ben anlamıyorum. Milyarlar havada uçuşuyor. Şimdi neden ben düşük görüyorum diyebilirsiniz. Bunu dediğim gibi açıklayacağım testlerden sonra. Şimdi bunu da durdurup diğer karta geçelim. Durduruktan sonra şöyle geçici dosyaları sil derseniz hafıza kartını tekrar gördüğünüz gibi kullanılabilir alan arttı. Kendi yazıp işte okumaya çalıştığı dataları da temizlemiş olursunuz. Evet, şimdi ikinci kartımızı da taktık. Bunu dediğim gibi Android'in dosya yöneticisine girip buradan biçimlendir diyerek biçimlendiriyorum. Ve hepsi bütün kartları da o şekilde test edeceğim. Yine test uygulamamıza bir girelim. Kapatalım bir. Buradan yeni taktığımız hafıza kartını seçelim. Şimdi bir tekrar yazma testi başlatalım. Gördüğünüz gibi bu kartta diğerine göre biraz daha hızlı ama yine belli bir rakamda tıkandı. Yine 2 GB'a kadar bekleyeceğim. Evet, 2 GB'a yakın bir dosya doldu. Okuma testine geçelim. Bunu da bir başlat diyorum. Şimdi o yazdığımız dosyaları okumaya çalışacak. Gördüğünüz gibi okuma hızı yine yazmaya göre neredeyse 2 katı gibi.
Ama sürekli yazmalarda ve sürekli okumalarda bir yere sabitlenecektir. Evet, bitti çünkü biz bu kadar dosya yazmıştık, daha okuyacak bir şey bulamadım. Ama aşağı yukarı hızlar yazarken 26, okurken de 57. Şimdi üçüncü kartımıza geçtik. Yani şurada gördüğünüz yeni aldığım nispeten güncel olarak hızlı bir kart. Şimdi bunu bir test edelim. Yine ben telefonun kendi, şunu ekleyebilirsem, telefonun kendi dosya yöneticisiyle biçimlendirdim. Yine test uygulamamıza geçiyoruz. Buradan yeni taktığım kartı seçiyorum ve başlat diyorum. Gördüğünüz gibi bir önce 200 üzeri bir ibre dayandı, sonra düştü. Burada da zaten ne diyor? Mesela bakın, 170 okuma, 90 yazma hızı diyor. Ama şu an dosya yazmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi 50-60 arası bir şey. Gittikçe düşüyor ama bir noktadan sonra düşmeyi bırakacak. Bu tarz sürekli yazma olaylarını siz mesela video çekerken kullanacaksınız ya da büyük dosyalar aktarırken kullanacaksınız. O yüzden bu minimum yazma ve okuma hızları önemli. Yani test aslında bunlar üstünden yapılır. Siz ya şöyle yorumlar görüyorum. Ben kartı aldım işte 100 yazıyor, 200 yazıyor. Bir test yaptım işte 40 yani 20. Böyle şey olur mu diyorlar. Yani orada yazan çünkü onun ulaştığı maksimum değer. Gördüğünüz gibi 42-44 bandında gidip geliyor. Artık testi sonlandırabiliriz. Şimdi bir de okuma testine geçelim. Gariptir. Bu kartın okuma hızı düşük. Yani normalde yazma hızı düşük olur, okuma hızı yüksek olur. Bu kartın yani bir tık yüksek fark ediyor, yoksa aynı neredeyse okuma yazma hızları. İşte bu da aslında biraz fiyatı belirliyor. Benim için önemli olan yazma hızının 40 megabayt saniyeye düşmemesi idi. O yüzden tercih ettim. Okuma çok da önemli değil. Ama sizin için okuma hızı da önemliyse ona göre daha o aradaki farkın yüksek olduğu kartlar tercih edebilirsiniz. Evet, sürekli okuma testinde de 55 civarı bir değer aldık. Yani 43'e, şurada yazıyor zaten, 43'e 55 bir değerimiz var. Şimdi dilerseniz burada çok beklemeye gerek yok. Diğer son kartımıza geçelim. Evet, son kartımıza taktım, biçimlendirdim. Şimdi yine test uygulamamızdan bir yazma testi başlatalım. Gördüğünüz gibi bu hepsinden hızlı çünkü güncel fiyatla şu aldığım SanDisk 200 lira falandı. Bu da 800 lira civarındaydı. Ben şu arkadaşla bu aksiyon kameram için şu DJI'nin Action 3 diye geçen ya da Action 3 diye geçen kamerası için 4K işte 60 FPS ya da 120 FPS çekimler yapamadım şununla. Yani bir başlıyor sonra durduruyor video kendini ama 4K işte 30 60 yani 60'ı tam hatırlamıyorum ama HDR açıkken 60'ta kesin çekemedim ama kapalıyken belki 60'ta çekim yapabilir. 4K 30'da da çekim yapabilir. Ama üstüne çıktığında dediğim gibi uzun sürelerde duruyor video. Ama bu kesinlikle daha başarılı. Zaten görüyorsunuz. Minimum yazma hızı şu an 72. Zaten hemen 5 GB'a da geldim. Bunu da durdurup bir de okuma hızı yapalım. Şey, okuma testi yapalım. Evet, şimdi okuduğumuz dosyayı, pardon, yazdığımız dosyayı okumaya çalışıyoruz. Bunda da gariptir. Yine galiba fiyatı biraz da düşürebilmek adına önemli olan ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kartların üstünde V diye bir değer var. Yani şu bakın V90 yazıyor. Bu demek ki video çekimlerinde bu 90 civarının altına düşmeyecek diyor şeyde yazma hızı olarak. O yüzden biraz yazma hızı öncelikli bir kart. Şimdi bu kartı
Biçimlendirme yani dosya sistemi türüne göre hız değişebilir. Hangi cihazdan yazdığınız da hızı değiştirebilir bu değerleri. Evet, okumada 53'lerde. Dediğim gibi benim için önemli olan sürekli yazma hızı olduğu için 72 MB, gördüğünüz gibi buradaki bütün kartların üstünde gayet yeterli. Ama 8K'ya çıktığınızda yeterli olmayabilir. Orada artık başka bir kart tercih edeceksiniz. Evet, bunu da bitirelim. Zaten o kadar dosya yazmıştık. Kendisi durdurdu. Şimdi kartlara bir yakın çekim yapalım ve üstündeki değerler ne ifade ediyor bir onları öğrenelim. Evet, şimdi kartlar üstündeki değerleri tanımaya geçebiliriz. Öncelikle aslında bu kartlara adını veren şu SD ya da micro SD terimi nedir? Bir onu anlatayım. Şimdi eğer şöyle biraz büyük bir kart alırsanız bunlara SD kart diyoruz. Bu dönüştürücü bu arada, gerçek bir kart değil. Küçük bir kart alırsanız da micro SD diyoruz. Bu büyük büyük zamanında bir abiler ablalar oturmuşlar, demişler ki biz bir standart geliştirelim. Yani böyle Panasonic, Samsung gibi firmalar ya da böyle bizim adını duymadığımız ama sektörde bilinen depolama üreticileri toplaşmışlar. Demişler ki biz bir taşınabilir standart geliştirelim. Hem biz bu standarta uyup ürünlerimizi çıkartalım, hem de cihaz üreticileri de yine bu standarta uygun portlar, işte yuvalar geliştirsinler. Böyle dünya üzerinde sabit bir standartımız olsun demişler. Sonra da bu ST terimini ve standartını çıkarmışlar. Bunun anlamı aslında Secure Digital diye bir açılımı var. Bu SD kart çıktıktan sonra 2 GB'a kadar, yani işte atıyorum 64 MB, 128 MB, işte 1000 MB, 2 GB'a kadar, yani 2000 MB'a kadar yaklaşık o süre gelmiş. Sonra da o yetmeyince SD'den sonra SDHC'yi çıkarmışlar. O da 2 GB ile 32 GB arasında bir depolama alanı sunuyor size. Sonra o da yetmeyince 32 GB'dan sonra 32'den 2 TB'a kadar da XC, yani Extended X oradan geliyor. Bu standartı geliştirmişler. Şu an piyasada alacağınız çoğu hızlı kartın üstünde XC yazar. Bir de bunun UC diye adlandırılanı var. Bunlar işte Compact Flash ya da CFast diye de geçiyor. Bunları daha böyle artık mesela film çekiyorsunuz falan, çok daha işte profesyonel işlerde, ki aslında bu da yeterli olur nispeten, ama onlar çok, fiyatları da çok yüksek zaten. Onlar üst düzey hafıza kartları. Şimdi bizim için bunları bilmek kabaca yeterli diye düşünüyorum şu an günümüzde. Sonra bir de hatırlarsınız eskiden beri hep bir C içinde, C2, 4, 6 falan diye 10'a kadar class değerleri vardır kartların üstünde. Bu değer kartın, İşte ister video yazın, ister başka bir şey ses kaydedin, ister data yollayın falan, bütün koşullarda 10 megabayt bölü saniyenin altına düşmeyeceğini söylüyor size. Bu Class 10 ise mesela, bu kart hiçbir koşulda o yazma hızı 10 megabayt saniyenin altına düşmeyecek demek. Bunu size, bunun garantisini veriyorum demek. Ama Class 10'dan sonra artık Class da ifade etmiyorlar onu. Bu sefer neye geçtiler? İşte U'ya geçtiler. Atıyorum UHC standart, yani Ultra High Speed. Aslında bu veri yolu genişliğini de ifade ediyor. Bunun iki tip gösterim şekli var. Birisi şu 2 gibi yazan, yani Romen rakamıyla 1, 2, 3 yazan. Bu da UHC'yi temsil eder, ama bu maksimum yazma hızını, yani eğer Romen rakamıyla yazıyorsa, mesela şurada 1 yazıyor, görüyor musunuz bilmiyorum. Romen rakamıyla yazıyorsa mesela 1 104 MB maksimum, 2 maksimum 312 MB saniye, 3 yazıyorsa da, OHS 3 ise de 624 MB saniyeye kadar çıkabiliyor demek okuma hızları. Yazma hızı tarafında da onu şöyle U içinde 1 ya da mesela U içinde 3 gibi rakamlarla, mesela bunda da 3 yazar, ifade etmişler. O da minimum yazma değerleri. Class 10'dan sonra U1 çıkmış. Yani bu U1 aslında 10 MB, yani Class 10'la aynı şeyi ifade ediyor. Çünkü bakın U1 yazıyor, zaten Class 10'una koymuşlar. Bu zaten standartlar birbirini takip ettiği için yine ekleyen, üretici ekliyor yani istiyorsa. U1'de de U1 10, minimum 10. U2, U2'ye geçer, şu an U2 elimde yok ama U2 minimum 20 MB, U3'e geçerseniz de minimum 30 MB bölü saniye yazma hızım var demek. Şeyden bağımsız, yani işte video için mi, fotoğraf için mi, ondan, her şeyden bağımsız.
buzun altına düşmeyecek demek. Sonra V diye bir şey çıkarmışlar. Bu V de video standart. Yani eğer kartların üstünde ve video çekecekseniz V6, V10, V30, V60, V90'a kadar çıkan değerler göreceksiniz. Bu değerlerde minimum video kaydı esnasında, yani sürekli yazım esnasındaki en çok zorlayanlardan birisi budur kartı. Minimum düştüğü, düşebileceği hızı söylüyor size megabyte saniye cinsinde. Mesela bunda V30 yazıyor, 30'un altına düşmeyecek demek. 90 yazıyor, 90'ın altına düşmeyecek demek. Şimdi biz farklı bir test yaptık. İşte 70-80 arasında da gelip geldi. Şimdi burada biz video kaydetmediğimiz için bazı ufak farklar olabilir. Ama eğer üstünde ne yazıyorsa bilin ki minimum değerleri o olacaktır. Ama maksimum değerleri, yani şurada gözüken değerler, bunlar çok özel durumlarda ya da küçük dosyaları okuma yazma yaparkenki durumlarda geçerli. Ama yine de buradaki değer ne kadar yüksekse aslında aşağı yukarı kartın minimum yazma hızı da yine yüksek olacak demektir. Mesela bunun 170-190 falan yazmışlar bunda. Diğerinde de işte 290-260 diyordu. Demek ki bu yani şu kart şuna göre iki kat daha hızlı gibi aşağı yukarı bir tahminde bulunabilirsiniz. Onun dışında ne dedik? Class'dan bahsettik. XC'lerden, U'dan, UHS'den ve V'den, yani V30, V90 gibi terimlerden bahsettik. Bir de A değerleri, mesela A2 yazıyor. Bu A dediğimiz şey de aslında A1 ve A2 genelde günümüzde var. A2 daha iyi demek ama neyin daha iyisi? Şimdi arkadaşlar, bu kartlara okuma ve yazma yaparken hızlarını test ediyoruz ama kart içerisinde böyle nanosaniyeler cinsinden o dosyaya gidip o dosyayı okuyabilme ya da gidip işte yazabilme hızı nanosaniyeler cinsinden önemli. Yani erişim hızı diyoruz biz buna. Daha bakın, daha okumadık ya da yazmadık. Oraya gitme hızı. Bu da önemli olduğu için bu standartı da geliştirmişler ve bunları da artık üstlerine yazıyorlar. IOPC diye bir değer var. IOPS da diyebilirsiniz. Bu değer ne kadar yüksekse bu A'daki sayı da artıyor. O yüzden ona da bakabilirsiniz. Özellikle SSD alırken sizin için önemli. Ama kartlar için, yani bilmiyorum ne, işinizin profesyonelliğine kalmış yani. Bizim için daha çok önemli olanlar işte megabyte saniye cinsinden yazma ve okuma hızlarıydı. Bunları da test ettik. Şimdi gelin biraz bu datalar kartlara nasıl yazılıyor bir onlar hakkında konuşalım. Evet, geldik. Şimdi bu dosyalar hafıza kartına nasıl yazılıyor? Bu yazma hızları biz alırken bakıyoruz, 200-300 görüyoruz. Neden testlerde 20'lere, 40'lara, 70'lere, 80'lere düşüyor? Şimdi bundan biraz bahsedelim. Örnekleri gerçek hayattan, basitten zona doğru arttıracağım. Şimdi sizden bir kütüphanenin ya da bir kitaplığın yanında durduğunuzu hayal etmenizi isteyeceğim. Ve bütün raflarda kitap olduğunu düşünün. Ama sadece bir tane rafta yalnız başına bir tane kitap duruyor. Ve siz onun yanındasınız. Size diyorum ki bu kitabı işte en az ne kadar sürede alabilirsin? Siz hemen uzanıp saniyeler içerisinde, yani saniyenin belki 3'te 1 hızda kitabı uzanıp aldınız, değil mi? Şimdi bu sizi çok hızlı yapar mı? Evet, o kitap örneği için yapar. Ama size desem ki bu rafta raf ağzına kadar kitap dolu ve şu kitabı bul ve onu çek getir bakayım dersem size, siz önce kitabı bir gözünüzle arayıp ulaşıp onu oradan ayırıp öyle elinize alırsınız. Bu da diğerine göre size biraz daha zaman kaybettirir. Yani sizi biraz daha yavaş yapar. Bir de şöyle düşünün. Öyle bir kitabı aldıracağım ki size, kitap çok ağır ve büyük. Sizin o kitaba gidip, yani istediği kadar tek başına dursun, o kitabı uzanıp almanız bu sefer de büyüklüğünden ötürü bir zaman kaybı yaşatacak, değil mi? Şimdi bu demek oluyor ki sizin o ilk başta göstermiş olduğunuz performans her koşulda geçerli değil. Örneği biraz daha değiştirip size şöyle anlatayım. Mesela bir sinema salonunda yer göstericisiniz. Ve yöneticiniz size diyor ki, ben size 100 tane adam yollayacağım, şu an salon boş. Bu 100 tane adamı götürüp, yani yönlendirip buralara yerleştir ve bana söyle, yerleştirdim de. Şimdi kapıdan 100 tane kişi geliyor ve bunu siz biliyorsunuz, burası önemli bilmeniz. 100 tane kişiye şöyle göz ucuyla diyorsunuz ki, siz şöyle gelin hemen sıradan yerleşin. 100 kişiyi 10 saniyede yerleştirdiğinizi düşünelim.
Bir saniye bir kapıyı kapatıp geliyorum. Evet. 100 kişiyi 10 saniyede yerleştirdiğinizi düşünün. Sizin hızınız ne oluyor? Saniyede 10 tane adam yerleştirmiş oluyorsunuz aslında, değil mi? Yani diyoruz ki yani bu eleman demek ki yani o kadar hızlı ki saniyede 10 kişiyi yerleştirebiliyoruz. Bu sizin bir performans ölçünüz olsun. Fakat ben size dedim ki, yönetici yani dedi ki, ben size sana o 100 tane kişi gönderiyorum. Ama bu sefer alanlar boş değil. Yani birileri oturuyor orada. Yani bunların biletle gelmediğini düşünüyoruz bu arada. Koltuklara birileri oturuyor ve bu 100 kişiyi sen uygun yerlere yerleştir. Şimdi bu sefer ne oldu? Siz saniyede 10 tane kişi yerleştirebiliyorken ilk örnekte, bu sefer size bir hesaplama maliyeti eklendi. Yani oturup boş yerleri, artık elinizde çizelge numarası görerek mi yapıyorsunuz fark etmez. Boş yerleri sıradan sen şu işte A5'e geçeceksin, sen işte F27'den işte 35'e geçeceksin gibi insanları yönlendirdiniz. Bu sefer ne oldu? 100 kişi 10 saniyede yerleştirirken bu sefer 20 saniyede yerleştirebildiniz. Bu da ne demek oluyor? Sizin hızınız saniyede 10 kişiden 5'e düştü. Yani bir yani bu sizi yani performansınızı düşük mü yapar? Yani sizin performansınız mı ya? Farklı bir tabir oldu ama yani sizin o ilk söylediğim saniyede 10 megabaytlık gücünüz yok mu demek oluyor yani? Hayır, yine var ama şartlar değişti. Yani siz artık bir hesaplama yapmanız gerekiyor. Bu da sizi bir miktar yavaşlatıyor ister istemez. Şimdi örneği biraz daha zorlaştıralım. Ben size dedim ki bu sefer size 100 değil 500 tane kişi gönderiyorum. Sen şimdi bunları yerleştir koltuklara ve yine salon komple boş değil. Kafana göre yerleştiremezsin. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Siz bu 500 kişinin ilk 100 için çok sorun yoktu zaten. Sizin için kolay bir şey. 500'de bir yerden sonra ilk 100'ü yerleştirdiniz, 200'ü yerleştirdiniz. Siz fiziksel olarak artık yorulmaya ve yani terlemeye, ısınmaya başladınız. Bu da sizin yine performansınızı bir miktar düşürdü. Yani sizin artık ilk 100'ü yerleştirdiğiniz hızda diğer 100-200 arasını ya da 200-300 arasını yerleştiremiyorsunuz, yavaşladınız. Bu sefer ne oldu? Saniyede insan yerleştirme sayınız 3'e falan düştü. Daha da zorlaştıralım. Bu 500 kişi dedim ya en son. Size diyorum ki artık bu 500 kişi yine yerleştir ama bunların bazıları belli gruplar halinde olmalı diyorum. Bu sefer siz hesaplama maliyeti iyice artıyor. Sizin belli boşluklarınız var ama belli kişiler... Mesela 3 kişilik boş yer var yan yana, 10 kişi gelmiş. Siz bunu oraya yerleştiremezsiniz. Bu sefer ona uygun 10 kişilik yer bulmak zorundasınız. Hal böyle olunca hesaplama maliyetiniz iyice arttı. Bu da size yine bir zaman kaybı ve yine bir ısınma olarak geri dönüyor. Sonra iyice zorlaştıralım. Size dedim ki, ben şimdiye kadar sana ne geleceğini önceden söyledim. Sen bunun için önden hızlı bir hazırlık yapabiliyordun. Artık sana gelecek kişi sayısını söylemiyorum. Ve salon çok büyük yani 5000 kişi, 10.000 stadyum diyelim yani. Ben sana gelecek kişi sayısını söylemiyorum ve şimdi yerler komple boş olsa yine kolay. Sıradan geçin dersiniz. Bu da nispeten biraz hızlı olur. Ama ve diyorum ki yarı yarıya da dolu. Yani senin boş alanları hesaplaman gerekiyor. Tamam diyorsunuz. Geliyorlar 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi, 1000 kişi. Yani bir yerden sonra haliniz kalmıyor. Yani mekanik bir şey de olsanız, cihaz da olsanız sıcaklığınız artıyor. Sıcaklık artınca direnç artacağı için o elektriksel olarak iletim de zorlaşıyor. Hal böyle olunca sizin yük altında mesela fotoğraf çektiğiniz 5 MB'lık bir dosya oluştu değil mi? Bu 5 MB'lık dosyayı rahatlıkla ne alacağınızı biliyorsunuz zaten boyutu da küçük yerleştirdiniz karta. Ama size diyorum ki ben 4K işte 120 FPS ya da 8K video çekiyorum. Yani saniyede belki mesela 20 MB, 50 mi 100 MB dosya aktarmanız lazım. Ve size deminki örnekteki gibi diyorum ki gelecek kişi sayısını ya işte data sayısını bilmiyorum. Senin sürekli olarak yani azap gibi yani düşününce yani o küçücük karta ne kadar sorumluluk yüklüyoruz kartlara siz düşünün. Böyle sürekli bir sonsuz hesaplama şeyine koyuluyorsunuz birden, işine koyuluyorsunuz. Böylelikle hem sürekli ısınıyor alet hem de bir yerler doldukça artık
yani yer bulma olayları, işte hesaplama yapma olayları iyice zorlaşıyor. O yüzden siz normalde saniyede 200 MB yazma hızında olabilirsiniz ama böyle sürekli data geldiği durumlarda, sürekli yazma gerektiren video çekimleri gibi durumlarda kartın performansı yani o kadar düşüyor ki 10 MB, 20, 30 MB'lara düşüyor. Hal böyle olunca sizin artık o reklam afişi gibi oraya yazılan 100, 200, 300 değerlerinden ziyade bu kartın üstünde olan o küçük işte video çekiyorsan işte V30, V60, V90 ya da işte UHS dediğimiz o U ile yazılı şeylere bakmanız gerekiyor. Bu size minimum için bir güvence sağlar. Şimdi bunu da nasıl hesaplayacaksınız? Ona gelelim. Yani ben şimdi bir hafıza kartı alacağım ama neye göre alayım? Şimdi siz fotoğraf çekiyorsanız eğer yani fotoğraf makinenize ya da telefonunuza herhangi bir hafıza kartı takın. Yani bunun bu arada kendi sitesinde falan değerlerini de ulaşabilirsiniz. Yani bit cinsinden ya da megabyte cinsinden size saniyede özellikle video çekimler için aksiyon kameralarında falan vardı. Size saniyede yazma hızını, maksimum ulaşabileceği hızı söyler. İşte çeviricilerle işte bit calculator diye yazarsınız. Mesela bit to megabyte bölü saniye diye aratırsanız internette çeviriciler var. O bitleri saniye megabyte cinsine çevirip maksimum ya pardon aynen maksimum ne kadar data yollayacak kartı o değeri size üretici aslında söylüyor. Diyelim ki söylemedi, bulamadınız ya da kendini nasıl test edebilirsiniz? Hemen bir tane yüksek çözünürlük bir alın. Böyle doğayı çekmeye, renkli şeyleri çekmeye çalışın. Yüksek güneş ışığı altında bir fotoğraf çekmeye çalışın. Ve bir bakın kaç megabayt oluyor. Ya da RAW çekiyorsanız RAW fotoğraf çekin. Bakın ki o çok tercih edilmiyor. Çok profesyonel değilseniz. Ki ben fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Ben bile genelde JPEG fotoğraf çekiyorum. Onu düzenliyorum. Ama RAW şeyine de bakabilirsiniz boyutuna. Fotoğrafı çektiniz. Kaç megabayt? 5 megabayt. 10 MB ya da diyelim ki. Yani sizin minimum 10 MB yazma. Yani klas 10 da alsanız aslında işiniz görülüyor demek oluyor bu. Ama şöyle bir şey var. Bazen saniyede birden fazla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani hızlı modda ya basılı tutup seri çekim yapıyorsunuz ya da elinizle kendiniz hızlıca basarak saniyede 2-3 kare ya da işte seri modda 8 kare 10 kareye kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz fotoğraf makinelerinde. Şimdi bu sefer şunu hesaplamanız gerekiyor. Şimdi benim bir fotoğrafım 5 MB'sa ve bu elimdeki cihazın kabiliyeti saniyede işte 5 kare fotoğraf çekebiliyorsa demek ki benim 5 çarpı 5'ten 25 MB'lık yani bir saniyede maksimum bir ihtiyacım var. Bir dosya yazma hızına ihtiyacım var. O zaman işte minimum 30 megabayt saniye, demin ki anlattığım değerlerin hangisi karşılık geliyorsa bir hafıza kartı almalısınız yani mantıken minimum. Ama ne olur bütçeniz vardır. Ben biraz daha işin garantiye alayım, biraz daha hızlısını da alayım diyebilirsiniz ama tutup da uçup mesela V90 yazan yani minimum 90 saniyenin altına düşmeyen demin gösterdiğim siyah karttaki gibi A-Data'nın karşısındaki gibi bir kart almanıza gerek yok bence bana sorarsanız. Şimdi fotoğrafta hesaplamayı böyle yapabilirsiniz. Videoda da yine ya üreticinin şeyinden bakabilirsiniz, anlattığı dokümandan bakabilirsiniz ya da bir 10 saniyelik bir video çekim. Mesela ne oldu? İşte 100 MB oldu diyelim. Demek ki saniyede 10 MB bir hıza ihtiyacınız var. Yani saniyede 10 MB'lık bir görüntü üretilmiyor. Bu görüntüyü de ben işte en hızlı nasıl yazabilirim? İşte klas 10 alayım. Ya da işte biraz da hızlısını aldınız. Saniyede 20 MB yazma hızında bir kart alayım. Bu hesaplamayı da böyle kendiniz video tarafında yapabilirsiniz. Size şöyle söyleyeyim. Hafıza kartlarına demin başka örneklerle anlattım ama bit cinsinden data aktarılır. Yani bazen bit olarak da yazabilir. İşte saniye mesela internette çok kullanıyoruz. Veri aktarırken genelde bit cinsinden söyleriz. Mesela 1000 megabit hız deriz. Ya da işte mesela 8 megabit hız deriz. Bu 8 megabit aslında saniye 1 megabayta denk geliyor. Yine bunu çevrim işlemlerinde siz internette rahatlıkla bulup yapabilirsiniz. Size aktarılan yoğunluğunu anlatmak için şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir stadyumu düşünün. Ve sizin bir tane emoji gönderiyorsunuz ya küçük bir fotoğrafınızla. Yani fotoğraf diyelim ona çok küçük. Bu emojiyi biz bitler ifade ediyoruz. Yani o fotoğraf oluşurken her pikselde
her pikseli oluşturan da bir tane işte red, green, blue dediğimiz, RGB dediğimiz renkler var. Yani yeşil, kırmızı, mavi. Bu renklerin de tonları var. Bu 0'dan 255'e kadar tanımlarız bilgisayar bilimlerinde. Bu da aslında 8 bitle yazılabilecek bir yani işte o hani bit dediğimiz neymiş, 0 1 dediğimiz şey var işte, bunlardan yani yana 8 tane koyduğunuzda işte 1 0 0 1 ya da 1 0 1 0 yani nasıl yazdığınız fark etmiyor. Buradaki değerler ikilik sistemde işte 0'dan 255'e kadar bir sayı ifade ediyor. Bu da aslında o eğer bu bir görüntüleme sistemi ise yani bir monitör falansa oradaki LED'in yanma tonunu söylüyor size. Ama yok, bir kayıt cihazıysanız, kaydediyorsanız da yine oradaki sensörü o renk aralığında hangi, mesela ben şu an bir dışarıdan bir doğayı çektim. Koyu ve açık çimenler var. Bunların renk tonu, yeşilin renk tonu farklı olacağı için farklı değerler dalgalanıyor ve öyle kaydediliyor. Bunun da bir bit karşılığı var. Yani her RGB'yi bir bitle tanımlıyoruz ve bir 8 bitle tanımlıyoruz. Bunlar da tabii profesyonellik arttıkça, yeni teknolojiler geliştikçe bu da değişti ama az buçuk. Bunları mesela bir piksele 24 bit diyelim mesela. Çünkü RGB ayrı ayrı hesaplanıyor ya. Bir piksele 24 bit dediğimizde mesela siz 8 megapiksel bir çözünürlük diyoruz. Bu 8 megapikselde aslında 8 milyon tane piksel var ve her birinde de her pikselde işte yaklaşık 24 bit bir veri düşünürsek bayağı büyük bir bit yoğunluğu çıkıyor. Biz aslında bu 0 birleri gönderiyoruz şeye, hafıza kartına. Belli adresler var, işte raf gibi de kütüphane örneği gibi düşünebilirsiniz. Belli bloklar var ve bu blok aralıklarına işte 0 veya 1 değerini tutabilecek özel, işte bunlar o özel silikonlarla kaplanan hücreler var. Bunlar eskiden işte transistörler ve kapasitörler yardımıyla kullanılıyordu. Biraz daha büyüklerdi. Teknoloji arttıkça bunu küçülte küçülte işte o micro SD kartlara kadar indirdiler ve boyutlar inanılmaz, yani 2 TB işte 100 TB bile şu an konuşabiliyoruz. Bu bitler bu yerlere yazılıyorlar. Ve mesela bir tane emoji göndermeye çalıştığınızda bu emojideki bit sayısı ne kadar biliyor musunuz? Yani gönderdiğiniz 0-1 sayısı. Yani bir stadyumdaki koltukları düşünün ve her biti bir insan düşünün. Bütün stadyumu doldurduğunuzda, yani ortalama bir stadyumu, sadece o emojiyi gönderebiliyorsunuz. Yani emojinin ifadesi aslında size o kadar bit demek oluyor. O yüzden yani yapılan işlemin haddi hesabını siz düşünün. Çok fazla sayıda bir data akışı, elektriksel bir data akışı söz konusu. Bunun dışında ne diyebilirim? Şundan bahsedebiliriz. Bu arada fotoğraf için bu böyle, video için de biliyorsunuz, video demek aslında peş peşe art arda çekilmiş fotoğraflar. Yani siz bir fotoğrafı 30 saniye boyunca hızlı çekerseniz bu 30 FPS hızında bir video ortaya çıkarmış olur. Artık çözünürlüğünüz kaçsa, işte Full HD, 4K ya da işte 8K neye artık denk geliyorsa. Ama video her zaman yorucu olduğu için mesela makineniz 24 megapiksel ama çektiğiniz video işte Full HD. Ya yani atıyorum işte tam değerini hatırlamıyorum, atıyorum 5 megapiksele denk geliyor. Yani video her zaman, video çözünürlüğü çekilen fotoğraftan daha düşük olur. Çünkü fotoğraf anlık bir şey olduğu için o kadar çözünürlüğü çekerken işleyebiliyorsunuz. Ama saniyede aynı megapiksellikte bir görüntüyü video olarak kaydedemiyorsunuz. Bu çok yorucu oluyor o cihaz için. O yüzden hep fotoğrafın bir tık altında kalır şeyler, videolar. Onun dışında videoda böyle hesaplanıyor işte 60 kare çekerseniz 60 FPS video diyoruz falan. Şunu diyebilirsiniz, şu örneği de vereyim hazır bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bir tane müzik dosyasını da bitlerle yazdırıyoruz. Fotoğrafı da, metini de. Peki bu yazılan dosyaların hepsi 0-1 olarak ifade ediliyorsa, biz bunun fotoğraf mı yoksa ses mi olduğunu nasıl anlıyoruz? Burada da işin içine formatlar giriyor. Hani bizim metinleri işte bu TXT diye ya da işte fotoğrafı JPEG diye, işte videoyu işte MP, işte MP4 diye ya da ne bileyim işte aklınıza gelen diğer dosya türleriyle MOV diye mesela kaydetmemizin sebebi aslında onlar da birer standart. Yani o sıfır birlerin başına siz
başka sıfır birlerle şeyi ifade ediyorsunuz. Bakın bu bir ses dosyasıdır. Bunu bu şeyle oku. Yani nasıl diyeyim? Bu bir MP3 dosyasıdır. Bunu MP3 standartına göre oku. Bunu okuyabilecek bir yazılımla oku gibi bir ibare söylüyoruz. Ve bu sıfır birlerin yine kendi içerisinde de o dosya türü neyse ona göre farklı algoritmalarla yazılım biçimleri var. Ama hepsini sıfır ve birlerle ifade ediyoruz. Bu konuda netse eğer başka söyleyebileceğim ne var? Şunu söyleyebilirim. Mesela dedim ya bir işte herhangi bir datayı 0-1 olarak mesela 8 bitle gönderebiliyoruz. Ama genelde şöyle oluyor. Bu bitlerin başında ve sonunda mesela bu uzak iletişimlerde de olur, kablosuz iletişimlerde. Bazen bir şifre ya da kontrol bitleri de olur. Mesela ben demedim size bir piksel mesela işte 8 bitli ya da 24 bitli aslında ifade ediliyor. Ama bunu siz taşırken başında ve sonunda kontrol bitleri oluyor. Bu bitler mesela 8 bitlik bir veri aktaracaksınız ama aslında 10 bit olarak gönderiliyor. Niye? Çünkü siz sürekli bir 0-1 gönderiyorsunuz bir yere, bir iletişim için bunu kullanıyorsunuz sıfırları birleri ama kardeşim bunun başı neresi, sonu neresi? Yani sen bana, yani cihaz diyor ki sen bana yolluyorsun dataları da, yani o elektriksel 0-1'leri yolluyorsun ama ben hangi aralıklardan, yani neyin nerede başladı, nerede bitti, nasıl bileceğim? O yüzden kontrol biti dediğimiz başında ve sonunda bitler oluyor. Bunu da bir genel kültür olarak bilmeniz yeterli bence. Bir de işte bu işte Wi-Fi standartları değişiyor ya da ne bileyim işte arabacınızın işte uzaktan kumandasına kadar her alanda kullanılan bir de şifreleme metotları var. Burada da yine data ulaşmadan önce siz belli bir bit yolluyorsunuz aslında. Amacınız belli bir ID gönderiyorsunuz. İşte kimlik gönderiyorsunuz. Ben şuyum diye aslında karşı cihaza. Ama bunu da yine belli şifrelerle işte o niye değişiyor bu Wi-Fi standartları falan. Aslında o şifreleme teknolojileri de değişiyor. Belli bir şifrelerde önce sizi datayla birlikte onu gönderiyorsunuz. Sizden bir onay geliyor. Ondan sonra aslında iletişim mesela modem bağlanacaksınız. İletişim ondan sonra sağlanıyor. Bunu da yine bir genel kültür olarak bilebilirsiniz. Bunlar dışında size animasyonlarla işte bir yani güncel olarak da bu arada nasıl data yazılıyor. Bunu da ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Birkaç bulduğum güzel beğendiğim video var. Arkada da açmıştım. Biraz daha bu işi merak edenler, işin detayına girmek isteyenler İngilizce bu arada bulduklarım ama animasyonlardan anlayabilirsiniz. Videoları izleyebilirler. Bunun dışında biz ilk zamanlarda datayı, yani biz bu 0-1'leri aslında önce manyetik olarak ya da önce mesela plaklara işlemişiz. Yani bildiğiniz kazımışız yani. İşte düzse 0 atıyorum, kazıldıysa 1 demişiz. Bunu okurken de hızlı bir şekilde, yani okursanız işte bir okuyucu kafası koyup plağı, döndürürseniz bunu belli bir hızda bu 0-1'lerin karşılığında bir ses sinyaline çevirirseniz aslında siz yine bir data kaydetmiş oluyorsunuz. Sonra bu ne oldu? Manyetik diskler işte o sarmalı kasetlere döndü. Manyetik olarak ifade ettik. Sonra işte CD, DVD disklere döndü. Oraya da lazer yardımıyla aslında işte küçük oyuklar ya da düzlükler oluşturduk. Yine 0-1'i bir şekilde ifade ettik. Sonra manyetik diskler çıktı. Yani şu normal hard disk bilgisayarda kullanılan. Onlarda da yine manyetik olarak diskler üzerine yine 0-1'leri yazdık. Sonra ne çıktı? İşte RAM teknolojileri, işte bu rastgele yazılabilir bellekler çıktı. İşte burada hızlar arttı. Artık elektronik olarak direkt datayı tutan, yani 0-1'i tutan hücreler geliştirildi teknoloji arttıkça. Hızımız arttı. Ama RAM tabii bu arada RAM sadece elektrik varken çalışıyor. Elektriği kestiğinizde data kayboluyor RAM'lerde. Ama işte bunlar teknoloji ilerledikçe gelişti. Artık o datayı 0-1 datasını tutan hücreler artık geliştirdiler. Ve resmen mesela bir işte ilk SSD çıktığında aldığımda tek katmanlı bir SSD, yani NAND diye geçiyordu. NAND diye. Aslında NAND diye geçiyor bu. Matematikte kapılar hatırlarsınız. V veya kapılarını. Aslında oradaki o AND oradan geliyor ama NAND, yani onun tam tersi şekilde bir yazma ve okuma mantığı var. O hücrelerdeki elektriksel o 0-1'leri yazma mantığı. İsmini orada almış. Sonra 3D NAND'ler çıktı. 3D NAND'lerde de yani tek katman değil de 3 boyutlu bir, yani resmen adam asansör sistemi gibi kat kat datayı, yani incecik gördüğünüz kart içine yerleştirmiş ve böylelikle saniyeler içerisinde çok büyük dataları yazıp
aynı şekilde okuyabiliyorsunuz. Teknoloji şu an bu noktada yani. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Umarım hem hafıza kartı nasıl seçilir, bu bilgiyi almış oldunuz. Testini yaptık zaten, bu kartlardan alacaksanız aşağı yukarı kafanızda fikir oluştu. Onun dışında bir karta ya da herhangi bir diske dosya nasıl yazılır, bir fikriniz olmuş oldu. Başka sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.